Merhaba, hepiniz Biz Bize sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Zehra ile Biz Bizeyiz. Zehra, nasılsın? İyi, heyecanlıyım benim. Sen nasılsın? Ben de en az senin kadar heyecanlıyım, inan bana. Belki bize işte önce kendinden bahsederek başlayabiliriz. Ben ODTÜ Matematik Bölümü. Ben Zehra Kaya. Önce adımı söyleyeyim. Ben Zehra Kaya. Bu sene hazırlık okuyorum. ODTÜ Matematik Bölümünü kazanmıştım geçen sene. Hiç gidemedim. Öyle. Şu anda İngilizce hazırlık okuyorum. İnşallah bitecek. Kulüpte de neredeyim? Tanıtım kurulunda sekreterim. Bu şekilde. Şu an hazırlıksın ama yani ben bizzat şahidim ki şu an hazırlık olmana rağmen kendin de çok çalışıyorsun. Araştırıyorsun ya da işte yeni şeyler öğrenmeyi falan da çok seviyorsun. Yani çok çok istekli görüyorum seni hep bu konularda. Peki bu matematiğe ilgin hep var mıydı yoksa bu ilgi sonradan mı gelişti ya da geliştiyse nasıl gelişti? Yani çocukluğumdan beri yapabildiğim tek ders matematikti. Sonra işte ama matematiğin bir ders olduğunu düşünüyordum sadece genel olarak. 12. sınıftayken de ders olarak görüyordum matematiği. Sonra işte bir şekilde ne olduysa ben matematikle ilgili, yani hep diş hekimi olacaktım ben güya, böyle bir şey vardı. Diş hekimi olacağımı sanıyordum. Ailede de olunca böyle sonra şey oldu. Dedim ben matematiği daha çok yapabiliyorum. Biyoloji hiç yapamıyorum. Ben o zaman matematikle ilgili bir şey okumalıyım dedim. Sonra araştırdım, mühendis falan olacağım. Yok, hiçbiri olmadı. Yani hiçbirine içime sinmedi. Daha sonra da işte şey duydum ki matematik bölümü diye bir şey varmış. Bu ne iş yapar olduğunu bilmiyordum. Sonra şeye gittim. Matematiğin peşinden. Çok cahillik yani, özür dilerim bu konuda. Yani çok geç fark ettim matematik bölümünün varlığını. Sonra matematiğin peşinden bir yaz şeyi vardı. Kurs gibi bir şey vardı. Bir haftalık etkinliği vardı. Oraya gitmiştim. Oraya gidince daha çok keşfettim matematik diye bir bölümün bir işe yaradığını. Ve çok da güzel eğlendiğimi fark ettim orada. Daha sonra da iyice karar vermiş oldum o sene. İkinci sene mezuna kaldım. Mezuna kaldığımda da matematik bölümü okuyacağım diye şey yaptım. İstiyordum ki Bilkent'e gideyim senin okuluna, öyle sonra. Ben de hep ODTÜ'de okumak istemiştim. Rolleri değişmiş olduk. Rolleri değişmiş oldu. O Ama yine zaman hep biz buradayız yani, hiçbir şey de değişmedi. evet bence de. Ve o zaman şey diyebilir miyiz? Yani bu matematiğin peşindenin işte seminerlerine katılman üniversite tercihinde etkili oldu diyebilir miyiz? Yani evet, etkili oldu. Mesela burada görüldüğü üzere. Bu da ilk defa turist gibi okuluma ziyaret etmiştim. Şöyle birazcık. Peki online dönem sence nasıl geçiyor? Yani hem kulüp bazında hem okul bazında da bu değerli. Kulüpte ben insanın, yani online olarak insanın birbirlerini görmeden de çok sevebileceğini fark ettim. Bu benim çok ilgincime gidiyor. Hala böyle garip geliyor. Hiçbirinizi görmedim gerçekten de ama hepinizi çok seviyorum. O kulübü çok seviyorum. Okuldaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Böyle bir macera gibi bir şey oldu bence online eğitim. Burada da böyle işte. Ve yok, ekleyeceğim bir şey yok sanırım. Peki kulüple nasıl karşılaşmıştın? Yine Tanışman nasıl oldu? matematiğin peşinde şeyle gördüm. O ilk festival vardı ya, ilk festival olduğu zaman gelecektim ben. Yine sınavdan falan çıkmıştım. Ağustos yeni değil, bir ay olmuş oluyor sanırım. Öyle görmüştüm. İlk festivale katılacaktım. Ama bir aksilik oldu. Bahçeye gitmek zorunda kaldım. Misafirimiz geldi ve ben giremedim. Çok üzülüyordum ben. Kodlamayla ilgili bir atölyeye katılmıştım. Katılacaktım yani ama katılamadım. Daha sonra ama şey oldu. Matematik bölümüne merhaba vardı. Matematik bölümüne merhaba ile girdim. Yani ondan sonra kulübe girdim.
Ama kulübü tanımam o şekilde oldu başta. Peki ilk tanıdığında kulüpten ne beklemiştin? Yani mesela ben kulübü ilk gördüğüm zaman şey düşünmüştüm. Ya ben kesinlikle bu kulüpte olmalıyım yani. Kesinlikle burada bir şeyler yapmalıyım. Buradaki insanlarla birlikte olmalıyım düşünmüştüm. Bu aynı izlenim mesela sende de olmuş muydu? Evet, ben çok böyle büyüleyici görmüştü o video vardı ya, ilk festivalin videosu Evet. falan. Nasıl yapıyorlar abi bunu ya falan diyordum. Böyle. Sonra işte dedim ya, hiçbir fikrim yoktu. Arka planda neler yapıldı hakkında gerçekten hiçbir fikrim yoktu. İçeri girince de zaten bütün ilk zamanlarda bütün toplantılara girdim. Böyle bir şeyler fikir edinmiş oldum. Ve daha ciddi, daha detaylı ama biraz da eğlenceli, biraz değil bayağı eğlenceli bir şekilde şey arka planda çalışıldığını gördüm. Çok sevimli bir ortam. Ya mesela şimdi şey de var. Sen kulübe girdiğin zaman Ekim Eylül'de girdin değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Eylül mü oldu? Eylül oldu. Yok, Ekim oluyor. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ya Hangi? Eylül ya da Ekim'di benim hatırladığım kadarıyla. Ben de öyle hatırlıyorum ama hangisi? Hatta biz aynı tanışma toplantısı. Aynı anda girmişiz Evet. herhalde. O Değil zaman mi? Eylül olmalı. Aynı tanışma toplantısında bulunmuşuz biz, evet. Evet. Şimdi bu Eylül ayında ben kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak şeyi sormak istiyorum. Biz kulübe katıldığımız zaman kulüp şimdiki kadar büyük değildi yani. Şimdiki kadar farklı üniversitelerden, farklı liselerden insanlar yoktu. Daha çok işte böyle daha önceden işte köy vasıtasıyla ya da daha önceki etkinlikler vasıtasıyla birbirini tanıyan insanlar vardı. İşte bu hali hazırda zaten arkadaş olmuş insanlarla nasıl onları dahil oldu? Ya ben çok çekiniyordum. Sanıyordum ki herkes birbirlerini tanıyor. İşte ben ortada böyle dışında kalacağım gibi ama hiç öyle olmadı. İlk tanışma toplantısında zaten öyle bir çekiyorlar ki anlamıyorsunuz. Böyle bir anda herkesi sanki eskiden beri de tanıyormuşsunuz gibi böyle bir şeyler oldu. Sanki kaç ay oluyor? Eylül'den Ekim'den. O kadar süredir değil de, o zamandır değil de daha önceden beridir varsınız gibi. Ben de çok benzer şeyler hissediyorum ya. Bu İlk geldi mesela efendim. bu online olması da mesela ben aksine çok daha zor olur diye düşünüyordum. Hani zaten tanışan insanlar var. Ben bir de online olarak onların arasına dahil olmaya çalışıyorum. Çok zor geliyordu bana. Ama işte bir şekilde dahil olmuşuz falan çok enteresan geliyor hala. Evet. Nedir? Sanki online eğitim olması bana biraz daha avantajlıymış gibi geldi. Şimdi düşünüyorum bu kadar insan nasıl buluşacak offline hayatta. Evet. Buluşamayız herhalde hepimiz bir anda. Peki şey, kulüple ilgili seni en çok şaşırtan şey neydi mesela? En çok şaşırtan şey kulüple ilgili. Ya ben belki örnek verebilirim. Ben sekreterliğe çok şaşırmıştım. Yani bütün toplantıların kaydını alacağız, işte bu toplantıların notunu çıkaracağız. Aa. Sonra işte toplantıyı kaçıranlar ya da daha sonra kulübe katılanlar işte bu arşivi izleyebilecek falan. Bu çok etkilemişti beni yani. Sen de mesela tadım kurulunda. Ya bunu ben çok saçma bulmuştum açıkçası. Diyordum ki, kimiz ya Allah aşkına bunları diyordum böyle. 2 saat. Böyle çok o zaman söylediğimi hep hatırlıyorum her kayıt alırken. Sonra bir not tutuyoruz ya, tanıtım sekreteriyim. 2-3 kere falan böyle izle şeyi. Ya da hızlandırılmış çarpı 2'de izle, böyle kaçırdığın zaman geri al. Her yapışımda diyorum Zehra sen böyle demiştin. Bunlar ne kadar gereksiz, boş verin, niye alıyorsunuz diye. Ben de o konuda çok şaşırmıştım. Ama başka şaşırdığım bir şey de çok disiplinli, yani nasıl diyeyim, düzenli ilerlemesi olmuştu. Böyle bir şeyin. Yani şaşırtıcı değil ya, yani. Olağan bir durum ama hiçbir fikrim yoktu buraya gelmeden önce burada neyle karşılaşacağım hakkında. Sanki birileri bir şeyler yapıyor ama neler yapıyor bilmiyorum. Böyle bir anda ortaya çıkıyordu. Sekreterlik hakkında şimdi böyle düşünmüyorsun değil mi? Bunu, bunu şey yapalım da belirtelim. Yok, hayır, kesinlikle öyle düşünmüyorum. Peki sekreterlikte ne yapıyorsunuz tam olarak? Yani benim gözlemlediğim şey işte toplantıların kaydının tutulması ve sonra işte notlarının çıkarılıp bunların paylaşımı diye.
gözlemledim ben dışarıda. Ama bunun dışında birçok işiniz var bence. Yani toplantının kaydını alıyoruz. Sonra toplantının notunu alıyoruz. Ama tabii bir de etkinliklerin analizini yapıyorum. En çok sevdiğim bir iş bu. Bayağı seviyorum. O geri bildirim formlarının analizini yapmak benim için eğlenceli. Tanıtım analizini yapmak benim için eğlenceli oluyor. Böyle başka da yaptığımız bir şey benim olarak yani sekreterin yaptığı bir iş olarak çok bir şey görmüyorum. Bir şey yapmıyorum ya. Tembelim. Ya bence geri bildirim formlarının analizi cidden çok önemli. Mesela bize biraz belki o tarafı anlatabilirsin. Bu formlarda neler oluyor? Bu dönüşümü incelemek niye önemli? Formlar yani biraz daha objektif bakmaya yarıyor ama çok fazla dolduran olmayınca çok da objektif olmuyor açıkçası. Ama oradaki geri bildirimler çok benim çok hoşuma gidiyor böyle. O onu yazan her kimse ona böyle sarılmak istiyorum bazen. Öyle. Ama maalesef ulaşamadım. Şimdiye kadar okuduğun en iyi geri bildirim yorumu neydi mesela? Hiç böyle aklında kalan var mı? Çok zor bir soru. Gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ben bir tane hatırlıyorum. Topolojik kalp. Evet. Çok büyük kalp. Onu hatırladım. Ama topolojik kalbin hikayesini bilmeyenler varsa bence onu anlatabilirsin. Güzel bir hikaye. Topolojik kalp de ikinci festivalden geldi. İkinci festivalde Matematiksel Objeler adlı bir atölye açıyordum. Onu açmak için provamız vardı. Begüm de provadan önce gelmişti değil mi? Aha. Provadan önce geldi Begüm de. Biz birlikte ne yaptığımızı anlatıyorum. O esnada da bir kağıt bulmuşum herhalde ki. Onunla birlikte hani elimizde klavye şişesi yapmaya çalışıyoruz. Çok zor bir şey ama yani yapmaya çalıştık bayağı bir. Olmadı. İşte onu yaptık ve şey de geldi, Fatma Can da gelmişti. Orada bu şeylerle uğraşırken, ayrılırken de birbirimize bir topolojik kalp oldu. Ve şeyde canlı yayında da hepimiz böyle bir topolojik kalp yaptık. Topolojik kalp şeyle eşdeğer. Normal kalp ile aynı. Bu şekilde. Buradan belki festivale de değinebiliriz. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam ilk atölyeni ikinci festivalde verdim. Matematiksel objeler olarak. Hı hı. Nasıl bir deneyimdi? Çok güzel fotoğraf. Ya yani çok evet. Güzel bir ilk, özellikle ilk festivalde çok güzel bir deneyimdi bence. Oradaki katılımcılar çok böyle etkindi. Etkin olunca bana soru sordular. Bana soru sorunca ben daha çok düşündüm. Bence güzeldi. Benim de gördüğüm en renkli atölyelerden biriydi. Yani ben birçok atölyeye katılma fırsatı buldum. Gerek bir de gerek bir de. Gördüğüm en çok materyalli, en çok renkli atölyelerden biriydi. Yani benim galiba ikinci festivaldeki favori atölyem olabilir yani. Ya. Burada da katılımcılar var. Ya çok tatlı geliyor bana bu fotoğraf. Böyle hiç fark etmez. Erdin çok tatlıydı ya. Değil mi? Erdin çok tatlı. Ve buradan bir yorum gelmişti. Çok hoşuma gitmişti. Bütün yani atölyelere falan girdim ama başım çok ağrıdı demişti bana yorum olarak da girdim. Başım çok ağrıdı. Neden diye sorduğumda da şey demişti. O kadar çok düşündüm ki başım kalmadı. Kafam kalmadı. Bu çok hoşuma gitmişti böyle. Benim de ikinci festivalde girdiğim tek atölye Zehra'nın atölyesiydi. Ve çok güzeldi. Bence böyle topolojinin temel şeyi tamamen oraydı. Yani matematikte zaten şeyde yok sanırım. Çok fazla obje gösterilecek de bir şey yoktu. Festivalde o yüzden biraz da şey oldu. Ben de ancak bilgilerimi temel anlatabilirdim diye düşünüyorum.
Ama işte bu atölyeden sonra bir de Topolis çalıştığı yapıldı. Bu atölyeyi sen Kasım'da gerçekleştirdin. Kasım'ın sonuydu. Sonra işte Mart'taki Topolis çalıştayının da koordinatörlüğünü yaptım. Yani atölyeden çıkıp aslında çalıştaya doğru bir yolculuk oldu senin için bu süreç bence. Evet. Peki bu işte çalıştay ve onun organizasyon kısmı nasıl gerçekleşti? Ya da çalıştay hakkında neler anlatabilirsiniz? Organizasyon kısmı nasıl gerçekleşti? Ya formu doldurmuştu. Form göndermişti daha önce Melih. O formda işte ne görev almak istediğimizi yazıyorduk, işaretliyorduk. Orada da ben de topoloji çalıştığını eğer yapabilirsem hiçbir fikrim yoktu nasıl yapıldığı hakkında koordinatörlüğün. Öyle bir şeyi işaretledim. Bir tek sanırım topolojiyi işaretledim. Diğerlerinde de görev alırım, sorumluluk alırım gibi şeyleri yapmıştım. Bana da çıktı yani. Sayısallıkta gibi öyle hissettim ya. Sonra bana bu çıktı. Topoloji çalıştaydan sonra da işte dediler ki topoloji çalıştayın koordinatör olmak ister misin? Ben de yapabilirsem neden olmasın? Sonra da girmiş olduk. Forma şey yazmıştım. Çok isterim falan böyle topoloji çalıştığı şimdi. Neyse bakmayayım da. Topoloji çalıştığı koordinatör olmak çok isterim. İnşallah sınav dönemime denk gelmez falan filan. Ha, evet. Aynen sınavlara denk gelmezse vesaire. Zaten bunlar hep geliyor. Neyse. Böyle işte ona da öyle bu şekilde girmiş olduk. Girdikten sonra da ya çalıştayın ne demek olduğunu bile tam olarak bilmiyordu. Hala zaten sanırım bilmiyoruz. Böyle bir girmiş bir şeyler öğrenmiş oldum. Ve çalıştayın ben şimdi şey yapacağım değil mi? Koordinatörlüğün nasıl bir şey olduğunu mu anlatacağım yoksa nasıl hissettiğimi mi anlatacağım? Tamam. Ben Ben ilerlemedim. Bence şeyden bahsedebilirsin yani. Şu an hazırlık olmana rağmen topoloji gibi işte sonraki sınıflarda görülen bir şeyin alanın konuşmalarını dinledin. Çok çok da aktiftin özellikle Selman Hoca'nın konuşmasında falan. Yani bu derste alanlar olmasına rağmen onlardan daha fazla soru sordum. Onlardan daha fazla etkili bir dinleyiciydim. Yani çalıştaylar sence bu anlamda işte bilgi sahibi olmasa da, o konuya o kadar hakim olmasa da insanların gelip dinleyebileceği yerler mi? Yani bence kimdi birisi demişti. Oradan bir hocamız söylemişti. Hani anlamıyorsanız bile dinleyin. Hani o ben bilgilerin beynimizle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve hani bir çıkarımlar falan oluyor sanırım ya. Birinden birisi geliyor, birinden birisi geliyor. Zaten işte ilkini dinlemeye çalışıyorum. Hiçbir şey anlamamıştım zaten. Böyle baktım ne oluyor gibi. Ama sonra diğerlerinde yavaş yavaş bir şeyler geliyor. Onunla bağlantı kuruyorsun. Birbirlerine benzer, yakın zaten hocalar da. Geliyor ama hala %100 anlamadım. %100 değil, %10 bile anlamamışımdır herhalde. Ama yine de Ne oldu? bu çalıştaylara katılmak yani aşina olmak açısından önemli diyebilir miyiz? Bence önemli, evet. Yani en azından bir girip bakmak Evet, bence gibi. de. Peki şimdi buradan görevlerine geçeceğim. Ben seni şimdi Askerime Çok İşlem videosuyla tanımıştım aslında. Ama bundan önce de işte matematik bölümünde Merhaba'da da İşte videonun düzenlemelerini yapmışsın. Sonra tanıtım kurulunun sekreteri oldun. İşte tanıtım için bir sürü fikirle geldin. İşte ikinci festivalde atölye düzenledin. Ondan sonra çalıştığı yaptın. Sonra ne bileyim daha bir sürü bir şey hatırlayamadım. Daha bir sürü bir şey var ve yani ben ne zaman yardım istesem de hep böyle yardımıma koştum. Çok Tam teşekkür tersi ederim. olmuş olmasın şimdi. Hayır. Olmuş. Onu da yaptık tabii ama yani sen de bana çok yardımcı oldun. Ha, bilmiyorum unuttuğum varsa lütfen netleyin de. Peki bu görevler arasında yani hiç zorlandığın oldu mu? Nasıl sorumlulukların vardı falan? Yani bence bir tek tanıtımda çok zorlanmıyorum. Bilmiyorum ama tanıtımda çok zorlanmış hissetmiyorum. Daha diğerlerinde de ister istemez herhalde bir
sorumluluk alınca bir güçlük hissediyor insan. Ama yani bunun farkında olarak girdiğim için çok da sorun olmuyor. Hani gireceğim işler olacak, ne yapacağımı da bilmiyorum. Hani bilmeyince zaten daha da bir şey oluyor ama o işin içine girince ve herkesin yardımını görünce her şey kalkıyor ortadan. Bir ilk yaptığım şey de, ilk aldığım sorumluluğu bu görev mi değil, neydi? Az Kelime Çok İşlemin videosunu yaparken hiç bilmiyordum. Dediler ki video yapılacak, ben hiçbir şey bilmiyorum dedim. Tamam öğretirim dedi Ayşenur, sağ olsun. Ayşenur öğretti, öyle birlikte yapmış olduk. Orada biraz kendimi zorlanmış hissettim ama onu yaparken çok eğlenmiştim. Özellikle son zamanlarına doğru bir şeyler oluşuyor. Olmak üzere. Bu video mu? Evet. Süremiz doldu arkadaşlar. Bence ilk video için çok başarılı bir video ve benim yani en sevdiğim videoların içinde yer alıyor. Sen çok güzel bir fragma. Bence yok. Devam et fragma yapmaya yani. Efendim? Ben video yapmayı niye bıraktın? Çünkü bilgisayarım çöküyor. Kaldırmıyor artık. Onu bir format atmamız gerekiyor. Ondan sonra adam olursa bir video devam edeceğiz. Da Vinci'yi de kaldırmıyor, ekran kaydını bile kaldırmıyor artık. Ya bazı teknik problemleri açtıktan sonra ben geri döneceğini umuyorum ya. Evet çok güzel, ben çok eğleniyorum. O en son izlerken de ayrı bir... Evet. Peki bugüne kadar en sevdiğin görevin neydi? Hepsinin ayrı sevdiğim yanı var diyelim. En sevdiğim görev bilmiyorum. Hepsi güzel ya. Hepsine ayrı bir istekle hani girdim. Hepsinde ayrı bir zevk aldım. O kadar çok görev almış ki zaten işte hiçbirini seçemedim. Yok ya, o kadar da hiç görev almış. Hayır, gayet o kadar da çok görevim varmış. Karşılaştırılamaz bir şey söylemiyorum. Çünkü çok fazla görev yapıyorlar. Ben anlamıyorum nasıl yapıyorlar, hala aklım ermiyor. Ben onların yanında hiç, yani Veli'nin yanında, Ebru'nun yanında, senin yanında. Benim... Hayır, ben bunu reddediyorum ve aynı şeyi ben de senin için hissediyorum yani. Bu kadar çok şey varken nasıl hepsine yetişiyorsun? Hala inanamıyorum ben. Arda arda oldu, yani şey oldu, oldukları için sorun olmadı. Yani, hani zaman aralıkları, birisi bitiyor, birisi başlıyor. Yani şey değildi, hepsi aynı anda olmuyor ama sizinkiler böyle hep aynı anda oluyor. Hayır. Hayır. Ya sen bir kere şöyle, bence sekreterlik zaten çok daimi bir görev olduğu için sürekli her toplantıda bulunmak zorundasın en azından. Hani bu sekreterliğin yanı sıra işte bu tanıtım kuruluna işte kalıp fikir sunmak, ondan sonra festivalde görev almak, sonra işte çalıştayda görev almak falan, bunların hepsi çok değerli, çok kıymetli şeyler. O yüzden iyi ki bizimle birliktesin. Ben teşekkür ederim. İyi ki böyle bir oluşum var diye. Böyle peki, yani bu kadar çok şey yaptın da bunları niye yapıyorsun yani? Niye gönüllüsün, niye aramızdasın, niye bu kulüp? Bilmiyorum. Sadece yapıyorum. Yani kulübe ilgin bence çok büyük bir etken olmuştur diye düşünüyorum. Niye? Kulübe katılmanda ve işte bu tip gönüllü işlerde bulunmanda matematiğe ilginin olması çok kıymetlidir muhtemelen ama
işte matematiğe ilgili olan herkes de böyle şeyler yapmıyor. Senin aldığın sorumlulukları falan almıyor kimse. O yüzden senin böyle içinde ayrı bir motivasyon olmalı bence. Bu nedir sence? Seni Bak, iten şey ne? ben her işi yaparken öğreneceğim niyetiyle giriyorum. Bir de hani bunu bilmiyorum ama bunu da öğreneceğim. Yani, topoloji çalıştığını bilmiyordum, onu da öğrendim. Cadı onu da bilmiyordum, onu da öğrendim. Atölye nedir onu da bilmiyordum. Hepsini böyle hani işin içine girerek öğrenmiş oldum. Öğrenmeyi de çok seviyorum zaten. Bir de ne bileyim ben buraya geldiğim zaman hani zaten matematiği bile daha yeni keşfetmişim. Ne verebilirim diye hiç düşünemedim çünkü ben veremem yani gibi geliyordu. Daha yeni matematik keşfetmişim. Bir de gidip burada bir şeyler mi yapacağım dedim ama böyle şeyler yapınca tabii yaptıkça motivasyonu artıyor insanın diyeyim. Bence öğrenmek çok önemli bir motivasyon etkeni. Çok güzel bence. Umarım hiç kaybetmezsin. Peki şeyi de sormak istiyorum son olarak. Gelecekte kulübü nerede görüyorsun? Ya da yani hem genel olarak hem de kendi hayatında kulüp nerede rol oynayacak sence? Şimdi kulüp nerede görüyorum? Bence güzel bir yerde görüyorum. Ama okullar açılınca biraz tedirginim. Nasıl olacağız falan, böyle bir araya gelebileceğiz mi? Yine mi Discord'dan geleceğiz falan? Böyle şey. İstanbul'da olmayanları unutuyorlarmış. Aynen böyle biz Ankara'da, onlar İstanbul'da, biz buluşamayacağız mı gibi. Hani böyle. O okullar açılınca kulüp açısından birazcık tedirginliğim artıyor. Kulübe çok giremeyebiliriz. Yani buraya ilgilenemeyebiliriz gibi ya da o şekilde. Ama bilmiyorum ben. Herkesin her şeyi buradan duyduğunu falan düşünmeye başlıyorum artık. Türkiye Matematik Kulübü bütün haber kaynağıdır. Türkiye Matematik Kulübü bence bir sürü üniversiteye ve okula daha çok bir örnek olacak diyeyim. Daha çok örnek olacak birleşmek için. Zaten oluyor. Umarım bu güzel dileklerin ileride de gerçekleşir ve umarım okullar açıldığında biz Ankara'dakileri de onu unutmazlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben sana. Şimdi Teşekkür ederim. katılımcılara dönmek istiyorum. Şimdi Zehra kendisini anlattı. Kulübü kendi gözünden de hani, neler hissettiğini bize aktardı. Peki siz Zehra hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ilk Zehra'yı gördüğünüzde ne düşünmüştünüz? Ya da Zehra ile ilgili anılarınız var mı mesela etkinliklerden ya da kişisel olarak belki? Matematiğin peşinde de ki sen Cosette'deki etkinliğine mi gitmiştin o bir hafta dedin? Seninle aynı sınıftaymışız Evet. herhalde. Biz de aynı sınıftaymışız. Gördün mü aynı sınıf? Biz de önceden tanışıyoruz. Evet, hiç farkında değilim. Aynı sınıf önceden tanışıyormuş o başta. Sonra ben sadece... Evet. Ben Zehra'yla önceden tanışıyorum. Şöyle, Zehra'nın sosyal medyada bir matematik paylaşımları yaptığı bir hesabı var. Ben orayı takip etmiştim. Sonra birkaç gönderisini beğenince Zehra bana mesaj attı işte. Ondan sonra konuşmaya başladık ama ben Zehra'nın böyle adını bilmiyorum, kız mı erkek mi onu bilmiyorum. Bayağı konuşuyoruz. Ondan sonra devam etti. İşte Zehra'nın olduğunu anladım bu şey hesabı. Ondan sonra devam etti arkadaşlığımız ve ben çok memnunum Zehra'yı tanıdığıma. Ne yazdı tam olarak? Benim fotoğrafımı beğenmişsin, hayırdır mı yazdı? Gönderilerimi beğeniyor musun? Öyle bir şey söyledi. Ondan sonra kitap önerisi yazmamı istemişti benden. Daha sonra kitap önerisi de yazmıştım sayfası için. Ondan sonra bayağı konuştuk aslında. Ne konuştuğumuzu tam hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum hiç ama. Ama ara ara da konuşuyoruz hala. Ve ben bu kulübün şeylerini, haberlerini falan da Zehra'dan da görmüştüm. Başka sayfalardan da gördüm, Zehra'dan da gördüm. Ve etkinlikler falan paylaşıyor. Çok
İyi, çok iyiydi yani. O senin iyiliğin diyeyim. Ben de hiç çantamışım. Bu benim birkaç kere daha şahit olduğum bir şey. Normalde öyle birbirlerine etkinlikler vasıtasıyla falan tanıyan insanlar birbirleriyle o etkinliklerde tanışmayıp kulübe girdikten sonra mesela tanıştıklarını çok gördüm ben. İşte bu bağlamda da belki kulübün birleştiriciliğini falan övebiliriz diye düşünüyorum. Ben şeyde fark etmiştim şimdi bu rastgele yayınlarının yorumlarında ne olduysa bir baktım ve tamamen bizim kulüp oraya yorum atıyormuşuz ve benim haberim yokmuş. Sırayla böyle hepimiz döngü halinde. Birleştirici. Gerçekten bahsediyor. Peki Melih, siz nasıl tanıştınız Zehra'yla? Sınıfta. Ya o sınıfta herkes dersin başında herkes kendini tanıtmıştı. Bu süre Zehra da tanıtmıştır, ben de tanıtmışımdır. Tabii orada tanışmışız. Ama sıra olduğu için, sınıfta olduğumuz için tabii. Benden arkada oturuyordum. Tabii Zehra'yı görmedim. Zehra da dönüp bakmadıysa beni görmemiştir. Sonra kulübe geldi. Yani tanışma toplantıları falan şimdi oraları hatırlamıyorum, yalan olmasın. Yani onar aldığımız için, 15 kişi birden girdiği için. Sonra benim ilk Zehra'yı fark edişim, o bir tane videonun, bir matematikçi sohbetlerinin videolarını kesti galiba. Kesiyordu. Öyle bir şey yaptın değil mi? Yanlış değil. Sohbetlerini sanki. Bilmiyorum. Sanki. İzleyip şey yapmıştın. İzleyip kesilecek yerleri belirlemiştin. Ha, evet. Bu senin kulüpteki ilk işin miydi? Hatırlamıyorum ki, herhalde öyle. Öyledir. Öyle hatırlıyorum. Ben öyle hatırlıyorum yani. İlk orada görmüştüm yani. Bir işte Çınar söylemişti galiba, işte herkes izliyor. Kesilecek yerleri belirliyor falan. İşte bilmem ne ismini de hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Bunu da Zehra yapacak demişti. Öyle Zehra ismini ilk orada duymuştum. Sonra işte topoloji için. Yani aslında bu böyle herkes için söyleyebileceğim bir şey de, böyle kulüpte böyle insanlar kulübü sahiplensin diye ben, yani bildiğiniz üzere bayağı bir çalışıyorum. En başından bilenler daha iyi bilir. Böyle kulübü insanlar sahiplensin diye neler yapabiliriz diye bayağı bir tartışıyorduk sürekli. İnsanlar sahiplensin istiyorduk. Sonra Zehra da kulübe en çok sahiplenenlerden birisi, böyle hem kendisi çalışıyor hem de yani kendisi çalışan çok insan var, ama Zehra mesela ayrıca hem kendi çalışıyor hem de başkalarının çalışması için de teşvik etmeye çalışıyor. Hani çok kolay bu iş falan, sen de yapabilirsin falan diye insanları teşvik etmeye çalışıyor. Yeni insanlar katmaya çalışıyor. Yani bu kulübü sahiplenen insanların yapabileceği bir şey bayağı. O yüzden yani böyle hatırlıyorum yani. İlk Zehra'yı böyle görmeye başlamıştım. Aa, ne güzel işte kulübü herkese anlatıyor, birileri gelsin diye. Sonra topoloji çalıştığı işte formu gördüm. Formda topoloji çalıştığı koordinatör olmak istediğini gördüm. Çok sevindim. Ve bence gayet de güzel yaptı, her şey çok iyi gitti. Bir de şey yazması, yani böyle çok isterim topoloji çalıştığı sorumlusu olsun falan. Hatta şeydi hani, oraya sınavlarıma denk gelmez inşallah falan yazmıştı. Biz o yüzden mesela topoloji çalıştığını önce yaptık, analizden önce. Çünkü analiz Mayıs'ta muhtemelen sınavlarına denk gelecekti. Dedik ki topolojiyi önce yapalım sınavlar başlamadan. Zehra yapabilsin. Sonra analiz yaparız. Öyle o zaten oralara geldiğimizde Zehra'yı herkes çok iyi tanıyordu yani. Tanışmıştık artık yani. Şu anda da çok iyi tanıyoruz. Evet. Ben ama atölyesine hiç giremedim ama bir dahaki festivalde gireceğim. Merak ettim. Herkes çok övüyor. Bir dahaki festivalde olur muyuz acaba? Ne? Bir dahaki festivalde olur muyuz acaba? Oluruz, oluruz. Olur muyuz mu? Niye bir dahaki festivalde başka kulübe geçmeyi falan mı düşünüyorsun? Bunları konuşalım. Yok, hayır. Yani öyleyse kapatalım yayını yani. Yok, hayır, öyle demek istemedim. Şimdi öteki festivalde. Yine öteki festivalde başka bir atölye yapar belki. Onu düşündü Zehra belki. Ben de dediğini düşündüm de. Neyse, atölyelerin sonu gelmiyor sonuçta. İlla yaparım. Evet evet, fark etmez. Başka bir atölyen de olur yani. Ben topoloji için de ben. Öyle yani. Ben de böyle tanıştım. Ya ben mesela ben Zehra'yla nasıl tanıştığımı hatırlamıyorum. O video vasıtasıyla tanıştık galiba ilk. Değil mi? Askemi çıkışlandı. Ama yani o günden beri Zehra benim hayatımda ve yani ondan önce de hep zaten hayatımdaymış gibi. O yüzden böyle spesifik bir tanışmanım yok. Şeyi belki anlatabilirim. Bu
topoloji çalıştığı ile ilgili anlatacağım iki şey var aslında. Birisi şey, böyle etkinlik koordinatörleri etkinlikle ilgili şey yapıyor. Etkinlik raporu hazırlıyor etkinlik bittikten sonra. İşte bu etkinlikte kimlerin görev aldığına, kaç kişinin katıldığına dair bir rapor. Ya da işte paylaşımların ne zaman yapıldığına, tarihleri içeren bir rapor. Bu raporda Zehra görev alanlara kendisini yazmayı unutmuş. Öyle mütevazı birisi ki topoloji çalıştayını kendisi koordine etmesine rağmen görev alanlarda kendi ismi yoktu. İlk teşekkür postunda aslında Zehra'nın adını yazmayı unutmuştum. Sonradan fark ettik Zehra'nın adını unutmuşuz burada diye. Bu topoloji çalıştayı ile ilgili bir anı. Diğeri de şey, bu çalıştaylarda işte şey yapıyoruz ya, konuşmalar bittikten sonra akşamları bir sohbet düzenleniyor. İşte hocaları falan davet ediyoruz. İşte katılımcılar oluyor, organizasyon ekibi oluyor. Burada da işte şey olmuştu. İki Zoom hesabımız olduğu için hocaları sadece birine yönlendirmemiz gerekiyor. Ve biz aslında paralel konuşmadayken şey demiştik. Burada yapılacak hocam hesap. İşte akşam 7'de bu hesaba girebilirsiniz. Bu linki girebilirsiniz demiştik. Oysa ki konuşma diğer linkteydi. Biz de ne yapalım edelim diye düşündük Zehra'yla ve ikimiz o linke girip bekledik böyle. Sadece ikimiz varız. Ve o linke gelenlerin hepsini tek tek diğer linke yönlendirdik. Bu Zoom'a, diğer Zoom'a yönlendirdik. Şeyi falan hatırlıyorum işte. Selman Hoca geliyor falan. Böyle biz Zehra'yla ne yapacağız, ne diyeceğiz, ne diyeceğiz, nasıl yapsak falan dediğimizi hatırlıyorum. O çok güzel bir anıydı benim için. Yani. Şimdi, o gün. Bir de Selma Hoca'nın pat diye konuşmaya girmesi böyle çok... güzeldi ya. Çok güzeldi. Beril, Aleyna, sizin anlatacak bir şeyleriniz var mı? Ben biraz konuşayım. Tanıtımda zaten çok aktif olduğunu herkes söyledi. Ben de ilk başta bu yarışmanın fragmanı yapmak için bana yazmıştı Zehra ve hani hiç tanımıyorum... Bir anda video yapmak isteyen birisi var ve hani dedim nasıl yardımcı olabilirim acaba? Sonra video halloldu. Sonra bir de sekreter oldu Zehra bizim kurulumuza. Ve sürekli bana bir bakıyorum gece oluyor. İşte bir anda Zehra'dan 5-6 daha fazla mesaj geliyor. İşte yeni fikirler bulmuş işte. Ben Zehra için yeni bir kanal açıyorum. O kanaldan sürekli bildirimler geliyor. Hani ben ilgilenmediğim... Yani ben zaten çoğu zaman ilgilenmiyorum ama o kanalla. Zehra o kanalı hiçbir zaman boş bırakmıyordu ve beni de motive ediyordu. Ve sürekli dedim ki böyle bir şey varmış işte Zehra sayesinde çok fazla şey öğrendim. Zehra o konuda beni bayağı teşvik etti. Ve genel kendi ders çalışmasıyla bile beni teşvik edebiliyor. Hani kulüp haricinde bile o kadar çalışma motivasyonu var ki. O da beni etkiliyor Zehra için. Böyle kendi Instagram profiline baktığımda bile motive olabiliyorum. Öyle de bir hayatımı etkileyen bir insan Zehra. Ya, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aleyna, sen bir şeyler eklemek ister misin? Biz Zehra ile birlikte çok çalışmadık ama az önce baktım Zehra ile mesajlaşmalarımıza. Bizim adım adım matematikte video kaydı alacak kişilere ihtiyacımız vardı. Ve Zehra işte o dönemde sınav olmasına rağmen işte ödevleri vardı diye hatırlıyorum. Ödevleri olmasına rağmen bize yardımcı olmuştu. Gelip video kaydı almıştı sağ olsun. Yani Zehra'yı tanımda derseniz her işin ucundan tutan diye tanımlayabilirim. Çok teşekkür ederim. Hadi. Tamam. Ben de seni oradan evet oradan biliyorum. O videoyu şey yapmıştım. Ekran kaydını alıyorum bir yandan da bir de son tarih sabit edilecek. Bir yandan da ödevi sabit ediyorum. Böyle bir değişik güzel olmuştu. Edebilmiş mi bu ödevi bari? Evet. Tamam. Süper. Tamam o zaman. Sonuç olarak Zehra seni çok seviyoruz. İyi ki gerçekten. Kulüp yani seninle birlikte çok daha değerli. Umarım gelecekte de birlikte çalışmaya devam ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.